Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yastık modelini yapacağız. Sizlere sade runner modelini paylaşmıştım. Şimdi bu sade modelin yastık modelini paylaşıyorum. Daha önce 3D çiçekli olan yastık modellerini paylaşmıştım. Bu sade hali de istenmişti. Onun için sizlere yastık modelini de paylaşıyorum. Bu runner modelini çok beğenmiştiniz. Bunun yastık modeli de gelsin diye çok istenmişti. Sizler için hem koton iple yaptım hem de 2 milimetre koton makrome ipiyle de denedim. Bu ekru ipiyle yaptığımı 2'li trabzanla yaptım. Diğer 2 milimetre koton iple yaptığımı 3'lü trabzanla yaptım. Size ikisinin tarifini de gösterdim. Bu ekru ipin ortası farklı, diğerinin ortası farklı. İlk önce ekrunun tarifini gösterdim. Yeşilinin de videonun sonunda sadece orta kısmını gösterdim. Diğer kısımları ekru ile yapılışı aynı olduğu için diğer kısımları göstermedim. Runner yapılışı için diğer videoya bakabilirsiniz. Karşıda görünen 3D yastık modellerinde daha önce paylaşmıştım. Yastıklara uyumlu olan runner modellerini de paylaşmıştım. Onları da diğer videolara bakarak yapabilirsiniz. Ben yurt dışında yaşarım. Yabancı marka ip kullanıyorum. Türkiye'de benzer ipleri yorumlara yazarsanız diğer arkadaşlara da fikir olur. Bu yastık kılıfları yıkanabilir. Bu şekilde arkadan bağlanabilir. Çıkarıp istediğiniz zaman yıkayabilirsiniz. İstediğiniz renk, istediğiniz iplerde yapabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zile basabilirsiniz. Sizlerden ricam, benim kanalımda görüp yapan arkadaşlar sosyal medyada paylaşım yaparken benim kanalımdan bahsederseniz sevinirim arkadaşlar. Bu şekilde kanalımız daha çok kişilere erişmiş olur. Bu videoyu beğen ve yorum yaparak videomuzun keşfete düşmesini sağlayabiliriz. Yastık kılıflarını ben hazır dikilmiş alıyorum. Yastığımın ölçüsü 45'e 45 santim. Bu koton iple olan yastık modeline yaklaşık 400 metre ip gitti. 2 milimetre koton iple yaptığım yastık modeli yaklaşık 300 metre ip gitti. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bu şekilde yabancı marka ip kullanıyorum. İpim 2 milimetre koton makrome ip. %69 koton, %31 polyester. 250 gramda 250 metre ip varmış. 2 ile 4 milimetre arasında tığla örülüyormuş. Benim elime 4 milimetre yatkındı. O yüzden 4 milimetre tığ kullandım. Bir de bu şekilde %100 koton ip kullandım. Bu ipim de %100 koton. Buna da 4, bunda 5 milimetre uygunmuş. Ben 4 milimetre tığ kullandım. Bu şekilde birbirine çok yakınlar. İkisi de yumuşak. Siz istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. İkisi de yumuşak. Modele sihirli halka yaparak başlıyorum. Ben sihirli halkamı, ipimi alıyorum. İpin kısa tarafını alıyorum. Orta parmağımdan önden arkaya doğru sarıyorum bir tur. Tam birleşim noktasından sıkıca tutuyorum. İpimi bu bir tur yaptığım ipin arkasından beri tığımı geçiriyorum. İpi alıyorum. Tığımı böyle bir hamle yaparak sadece bir hamle çeviriyorum. Sonra bir zincir yaparak orada ipimi sabitleştiriyorum. Bu şekilde sihirli halkamı oluşturuyorum. Şimdi orta kısmı yaparak başlayacağım. Şimdi sihirli halkamı yaptım. Toplamda 4 trabzan yapacağım. Aralarda 5 zincir yapacağım. Şimdi ilk trabzan yerine zincir çekerek başlayacağım. Trabzan yerine 3 zincir, ara zincir içinde 5 zincir çekeceğim. Toplamda 8 zincir. İlk zinciri yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tığımı doluyorum. Boşluk içerisinde bir trabzan yapıyorum. Bu ikinci trabzanımız oldu. 3 zincir burada, bir trabzan. Bu ikinci trabzanımız. 5 zincir. Tekrar tığımı doluyorum. Boşluk içerisinde bir trabzan yapıyorum. 3. trabzanımız oldu. 5 zincir.
Tekrar tığıma doluyorum. Boşluk içerisinde bir trabzan daha yapıyorum. Toplamda 1, 2, 3, 4 oldu. Ama bizim 1, 2, 3 köşemiz oldu. Dördüncü köşemizi yapacağız. Ben şimdi halkamı iyice sıkıyorum. Başka trabzan yapmayacağım. Sadece köşe yapacağım. İyice halkamı sıkıyorum. Şimdi 5 zincir. 3. zincire batarak köşemi birleştiriyorum. 4. köşemizde oluşuyor. 1 2 3. zincirin içinden tığımı geçiriyorum. Bu ipimi de tığımın üstüne alıyorum. İpi oradan alıyorum. İlmeğimin içinden geçirerek bu 4. köşemizi de birleştiriyoruz. Sıramızı da birleştirmiş oluyoruz. Şimdi yeni sıramıza başlıyoruz. 3 zincir. Bu ilk trabzan olarak sayıyoruz bunu. Bu trabzan tepesine yapmış olarak sayıyoruz. Şimdi bu köşelerde trabzan yapmaya başlıyoruz. Şimdi bu modelde boşluklara bu şekilde trabzan yapmıyoruz. Hep arka tellerine batarak o şekilde trabzanlarımızı yapacağız. Zincirlerde de aynı, trabzanlarda da aynı şekilde yapacağız. İlk zincirimizin arka teline batarak ilk trabzanımızı yapıyoruz. İkinci zincirimizin arka teline batarak ikinci trabzanımızı yapıyoruz. Üçüncü zincirin arka teline batarak üçüncü trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi tek tarafı bitmiş oluyor. 5 zincir. Tığımıza doluyoruz. Şimdi bu tarafa dönüyoruz artık. Bu son battığımız zincir içerisine tekrar batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Tam köşe yapıyoruz. Sonra tekrar tığımı doluyorum. Sıradaki zincirin arka teline batarak bir trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Sıradaki zincirin arka teline batarak bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde köşemiz oluşuyor. Tekrar tığımı doluyorum. Bu yaptığımız trabzanın arka teline batarak bir trabzan yapıyorum. İkisini birlikte yapmıyorum. Sadece arka tellerini yapıyorum. Bu ipimi de arkada dolaştırdım. Temiz durması için artık kesebilirim. Trabzan tepesine yaptıktan sonra tekrar köşe yapıyorum. Aynı buradaki gibi. Tığımı doluyorum. Zincirin arka telinde bir trabzan. Sıradaki zincirin arka telinde bir trabzan. Zincirin arka telinde bir trabzan yapıyorum. Toplamda 3 tane oldu bu tarafta. Şimdi 5 zincir. Tekrar tığımı doluyorum. En son battığım zincirin içerisinde tekrar bir trabzan yapıyorum. Şimdi sırasıyla yanındaki zincirlere birer sefer batıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Videoyu çok uzatmamak için buraları tekrar tekrar anlatmadım. Aynı şeyi burada tekrar ettik. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. İlk yaptığım trabzanın tepesine batarak ipimi oradan alıyorum. İlmeğimin içinden geçirerek sıramı birleştiriyorum. Şimdi bu trabzanın sırayı yaptık. Şimdi bu kareli sırayı yapacağız. 5 zincir. Tığıma doluyorum. Bu ilk yaptığım trabzanın arka telinde bir trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Yanındaki zincirin arka telinde bir trabzan yapıyorum. Buradaki köşeyi aynı burada tekrarlıyoruz. Yanındaki zincire
bir trabzan. Yanındaki zinciri bir trabzan. Zincirlerin üzerine 3 trabzan yaptıktan sonra 5 zincir. Sonra diğer tarafa da 3 tane trabzan yapıyoruz. İlkini son yaptığımız zincirin içine aynı boşlukta yapıyoruz. İkisini farklı zincirlerde yapıyoruz. Yanındaki zincirde bir trabzan. Yanındaki zincirde bir trabzan. Ve sonuncu trabzanı da trabzan tepesine yaparak toplamda 4 tane yapıyoruz. Zincirlerin üzerine 3 tane, dördüncüyü de trabzanın üzerine yapıyoruz. Şimdi boşluklarda kare yapmaya devam ediyoruz. 2 zincir, 1, 2, 3. trabzan tepesine trabzan yapıyoruz ve trabzanların tepesine gelecek. Hep aşağıdaki trabzanların tepesine gelecek ve arada 2 trabzan boşluk olacak. 2 zincir, tığımı doluyorum. 1, 2, 3. boşluk ve bu trabzanın tepesine denk geliyor. Arkadaki teline bir trabzan yapıyorum. Bu köşeyi de aynı bu köşe gibi yapıyoruz. Buraları da burası gibi yapıp sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar aynı şeyi tekrarladım. Son trabzanın üzerine köşemi de yaptım. 2 zincir yaptım. 1, 2, 3. zincirin içinden tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Şimdi bu sırayı yaptıktan sonra trabzanlı sıraya geçeceğiz. Bu modelde bir sıra kare, bir sıra trabzan, bir sıra kare, bir sıra trabzan yapıyoruz. Şimdi trabzanlı sıraya geçiyoruz. 3 zincir, tığımı doluyorum. Sıradaki zincirin arka telinde bir trabzan yapıyorum. Sıradaki zincirin arka telinde bir trabzan yapıyorum. Bu trabzanın arka telinde bir trabzan yapıyorum. Bu trabzanların da arka tellerinde hep birer tane trabzan yapıyorum. Aynı şekilde köşemizi yapıyoruz. Zincirlerin arka telinde. Birinci zincire yaptım. İkinci zincir. Üçüncü zincire de aynı şekilde yaptım. 5 zincir. Tığımı doluyorum. Aynı zincir içerisinde tekrar trabzan. Yanındaki zincire tekrar trabzan arka teline. Yanındaki zincirin arka teline tekrar trabzan. Sonra trabzanların arka tellerine trabzan yapıyoruz. Artık boşluklardaki zincirlerin arka tellerinde birer trabzan. Trabzanların arka telindekini bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Boşluklardaki zincirlere birer trabzan, arkadaki tellerine, trabzanların üzerindeki arka tellerine birer trabzan, köşeleri de aynı şekilde yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. İlk yaptığım trabzan tepesine batıyorum. İpimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. Trabzanlı sıra yaptım. Şimdi kareli sıra yapacağız. 5 zincir. Tığımı bir sefer doluyorum. Trabzan tepesindeki trabzan yerini sayıyoruz. 1, 2 boşluk atlıyoruz. 3. trabzan tepesine, yani bu trabzan tepesindekine, arka teline bir trabzan yapıyoruz.
2 zincir, 1 2 boşluk, 3. trabzanın arka teline, yani bu trabzanın tepesine bir trabzan yapıyoruz. Bu sırada hep böyle kare yapacağız. 2 zincir, 1, 2, 3. trabzan tepesine, sonuncu trabzan tepesine bir trabzan yapıyoruz. Normal köşemizi yapıyoruz. Aynı burada yaptığımız gibi. 1 trabzan bunun tepesine, 3 trabzan da zincirlerin üzerine. Zincirin arkasındaki teline bir trabzan. Sıradaki zincirin arka teline bir trabzan. Zincirin arka teline bir trabzan yapıyoruz. Bu kenar bitmiş oluyor. Diğer kenara doğru dönüyoruz. 5 zincir. Aynı boşluk içerisinde bir trabzan daha yapıyoruz. Sıradaki zincirin içerisinde bir trabzan. Sıradaki zincirin arka telinde bir trabzan. Trabzanın arka telinde bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün köşeleri yapıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde yaparak sıramızı birleştiriyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. 2 zincir yaptım. 1, 2, 3. zincirin içinden ipimi alıyorum. İlmeğimi içinden geçirerek sırama birleştiriyorum. Şimdi tekrar bu trabzanlı sıraya yapmayı başlıyoruz. 1, 2, 3 zincir, tığımı doluyorum. Sıradaki zincirin arka telinde trabzan yapmaya başlıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Sıradaki zincirin arka telinde trabzan yapıyorum. Trabzanın arka telinde trabzanımı yapıyorum. Şimdi aynı şekilde bu sırayı tekrar ediyoruz. Şimdi bu son iki sırayı tekrar ederek yastığın büyüklüğünce yapıyoruz. Ondan sonra etrafını birleştirmeyi göstereceğim. Hep bu aynı iki sırayı tekrar ederek bu köşelerden büyüyecek yastığımız. Son iki sırayı tekrar ederek yastığımızın büyüklüğünce yapıyoruz. Ondan sonra size birleştirme aşamasını göstereceğim. Yapmak istediğimiz büyüklüğe kadar yapalım. Bu yastık kılıfımı bu yastığın ölçüsüne göre ördüm. Yastık ölçüsünü alırken bu tam ortasını, yastığın ortasını denk getiriyorum ve yastık kılıfını çapraz koyuyorum. Bu köşeler kenara doğru gelecek. Bu sivri kısımlar tam kenarlara doğru gelecek. Ortası tam yastığın ortasına doğru gelecek. Bu şekilde köşeler kenara doğru. Bu kenarlar tam yastığın kenarına gelirse yastık ölçüsü tam olmuş demektir. Eğer böyle kısa gelirse yastığımız daha küçük oluyor. Şimdi bunu tersine çevirelim. Tersine çevirince bu köşeler böyle ucuca geliyor. Şimdi bu kenarları birleştireceğiz. Bu şekilde ideal ölçüye gelmiş oluyor. İki kenarını tam ortaya kadar birleştireceğiz. Sonra buradan başlayıp diğer kenarı da sonuna kadar birleştireceğiz. Bu kenarlarda da sadece bir kısmını birleştireceğiz. Buradan da bir kısmını birleştireceğiz. Ortada bu şekilde boşluk kalacak. Yastığı rahat içine geçirebilmemiz için. Bunu isterseniz üzerinde dikebilirsiniz. Ama böyle çıkartıp birleştirince daha kolay oluyor. Yastık kılıfının tersi şu anda üst kısımda. Diğer ucunu katlıyorum. Tersi içinde kaldı. Yüzü bana doğru.
iki ucunu birleştiriyorum. Bu şekilde dikdörtgen bir hale geldi. Az önce gösterdiğim kenarlar şu anda bu kenarlar oluyor. İki kenarı boydan boya birleştireceğiz. Ondan sonra o iki kısa yeri yapacağız. Şu anda ben ipimi koparmadan, benim ipim şu anda tam ortada. Eğer sizin ipiniz benim gibi tam ortada bitmediyse, buralarda falan bittiyse, koparıp tam ortada başlayabilirsiniz. Onda bir problem yok. Da birleştirmeye başlayacağız. Üçlü trabzan yaptığımız modelde de birleştirme kısmı aynı olacak. Bu birleştirme kısmını isterseniz benim gibi tığla yapabilirsiniz. İsterseniz dikerek de yapabilirsiniz. İkisinin birleştirme şekli aynı olacak. Onu da tekrar göstermeme gerek yok. Dediğim gibi benim ipim tam ortada bitti. Bir tel oradan, bir tel karşıdan, ipimi oradan alıyorum, ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bir tel buradan, bir tel karşıdan, ilmeğimi oradan alıyorum, ipimi oradan alıyorum, ilmeğin içinden geçiriyorum. İz sürme tekniği yapıyoruz. Benden taraftaki parçanın arka telini, karşıdaki parçanın benden taraftaki telini, ipi onların içerisinden alıyorum, ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir tel buradan, bir tel karşıdan, ipimi oradan alıyorum, ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bir tel buradan, bir tel buradan, ipimin içinden geçiriyorum. Bu şekilde birleştiriyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde bu kenarı birleştirelim. Sıra sonuna kadar birleştirdim. Şimdi tam bu zincirlere kadar geldim. Bu zincirin de tam ortasına kadar birleştirmek istiyorum. Yani üçüncü zincirine kadar yapacağım. Zincirin arka telinden, bu zincirin de bir telinden alıyorum. Bu birinci zincir. İkinci zincir. Üçüncü zincirin içinden de aynı şekilde yapıyorum. Bir zincir yapıp ipimi kesiyorum. Şimdi bu ipimizi saklıyoruz. Bu şekilde bu kenarı birleştirdik. Şimdi diğer tarafı birleştiriyoruz. Aynı şekilde diğer tarafa geçiyorum. Şimdi buradan o tarafa doğru gideceğim. Bir zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3. zincirin içinden, aynı şekilde diğer tarafında 3. zincirin içinden başlıyorum. İpimi alıyorum, ilmeğimin içinden geçerek ipimi sabitleştiriyorum. Aynı diğer taraftaki gibi zincirin arka telinden, bu zincirin de arka telinden ipimi alıyorum, ilmeğimin içinden geçiriyorum. Sıradaki zincirin arka telinden, diğer taraftaki zincirin arka telinden ipimi alıyorum, ilmeğimin içinden geçiriyorum. Trabzanın arka telinden, bu arkadaki trabzanın da benden taraftaki telinden aynı şekilde iz sürme yapmaya devam ediyorum. Burayı da sıra sonuna kadar tamamlayalım. Burayı da sıra sonuna kadar yaptım. Sonuncusunu da yapıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bir zincir yaparak ipimi kesiyorum. Sonra bu ipimizi de arkada saklıyoruz. Şimdi bunun kısa taraflarını yapıyoruz.
uzun kenarları birleştirdim. Şimdi kısa kenarları birleştireceğiz. Böyle dikdörtgen duran parçayı böyle tam ortadan tutuyorum, çekiyorum. Bu birleştirdiğim parçaları uç uca getiriyorum. Bu parçaları uç uca getiriyorum. Burada üçgen bir parça oluşuyor. Bu üçgenlerden kenardan 25-30 santim kadar, aynı diğer tarafta da burada ne kadar birleştiriyorsak burada da aynı ölçüde birleştiriyoruz. Kısa kenarlarımızı oluşturuyoruz. Şimdi bu taraftan başlayarak şöyle kare olarak söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. karenin yanından beri başlayacağım. Kenara kadar birleştireceğim. Buradan beri başlayıp kenara kadar birleştireceğim. Sonra diğer tarafı da birleştireceğim. Aynı 7. kareden beri diğer tarafı birleştireceğim. Tekrar bir zincir yaparak başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. karenin yanındaki trabzan tepesinden beri başlıyorum. Buradan bir tel, buradan bir tel karşıdan alarak ilmeğimi burada sabitliyorum. Bu ipi de içine doğru atıyorum. Buradan sıra sonuna kadar birleştirmeye devam ediyorum. Burada da iz sürme yapıyoruz. Aynı diğer taraflarda yaptığımız gibi. Tekrar tekrar burada da anlatmama gerek yok. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sonra buradaki diğer tarafı yapalım. Bu yarım tarafı da sıra sonuna kadar yaptım. İpimi kesiyorum. Bu ipimi de arkada saklıyoruz. Sonra bu diğer tarafa geçiyorum. Diğer tarafa çeviriyorum. Tersime geldiği için daha kolay yapabilmek için çevirdim. Bu birleştirdiğim yerleri tam ucuca getiriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi yapalım. Eğer bu ara boşluk sizin için çok büyükse, yastığınız o kadar büyük değilse daha fazla da yapabilirsiniz. 9, 10, 10. boşluktan da yapabilirsiniz. Benim yastığım 45'e 45 santim olduğu için bu boşluk benim için yeterli. Şimdi aynı buradan 7. boşluktan devam ediyorum. 7. aynı yerden birleştirmeye başlıyorum. Burayı da sıra sonuna kadar yapalım. Burayı da birleştirdim. Şimdi birleştirme işlemleri tamamlandı. Birleştirme aşaması bitti. 2 uzun, 2 kısa taraf oldu. Yastığımız rahatça geçebilir. Eğer sizin yastığınız benimki kadar büyük değilse bunu 9. kare, 10. kare o kısma kadar da birleştirebilirsiniz. Benim yastığım 45'e 45 santim olduğu için ancak bu boşluktan geçiyor. Benim için bu orta kısım tam ideal. Şimdi püskül yapılışına geçebiliriz. Üçlü trabzan yaparken orta kısmını ben bu şekilde başladım. Eğer siz ikili trabzan yaparken de bu şekilde başlamak istiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Hangisinin ortası hoşunuza gittiyse öyle başlayabilirsiniz. Kareli olarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde trabzanlı olarak da yapabilirsiniz. Bu üçlü trabzanda kareli olarak başlayınca ortada potluk oldu. O yüzden böyle başladım. Sihirli halkayla modelime başlıyorum. Diğer modelde trabzan yerine buralarda 3 zincir çektiğimiz yerlere 4 zincir çekerek başlayacağız.
4 zincir tığıma 2 sefer doluyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Toplamda 4 trabzan yapacağım. Bu 1 2 3 ve 4. Arada 5 zincir tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde tekrar 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Bu şekilde toplam 4 tane dörtlü trabzan yapacağız. 5 zincir. Bu şekilde toplamda 4 tane dörtlü trabzan yaparak orta kısmı bitirelim. Toplamda 4 tane dörtlü trabzan yaptım. Şimdi son köşemizi yapacağız. 5 zincir. Sıramızı birleştiriyoruz. Bu yaptığımız trabzanın tepesine batarak ipimi oradan alıyorum. İlmeğimin içinden geçirerek sıramı birleştiriyorum. Diğer modelde burada 5 zincir yapıyorduk. Burada 6 zincir. Bu çıkış yerlerinde diğer modelde kaç zincir yapıyorsak burada 1 zincir çoğaltarak yapıyoruz. Çünkü burada üçlü trabzanlar yaptığımızda 1 zincir fazladan çekmemiz gerekiyor. Diğer modelde ikili trabzan yapıyorduk. Bunda üçlü trabzan yaptığımız için hep bir zincir fazladan çekmemiz gerekiyor çıkış yaptığımız yerlerde. Ama ara yerlerde aynı zincir sayısını çekiyoruz. Burada 5, arada 2. Onları hep aynı çekeceğiz. Sadece çıkış yaptığımız yerlerde ve köşelerde bir zincir fazlasını çekeceğiz. Şimdi burada kare yapacağız. Dönüş yapacağımız yerde toplamda 6 zincir yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığımı 2 sefer doluyorum. Bu ilk trabzanın arka teline batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Aynı diğer modeldeki gibi köşe işlemini aynı şekilde yapıyoruz. Sadece farklı olarak trabzanları üçlü olarak yapıyoruz. Arka teline üçlü trabzanımızı yapıyoruz. 2 sefer dolayıp sıradaki zincirin arka teline üçlü trabzan, tığımızı 2 sefer dolayıp arka teline üçlü trabzan, köşeyi aynı şekilde 5 zincir, tığımızı 2 sefer dolayıp aynı boşlukta üçlü trabzan, sıradaki zincirin arka telinde ikili trabzan, sıradaki zincirin arka telinde üçlü trabzan ve trabzan tepesinde arka telde bir üçlü trabzan. 2 zincir tığımıza doluyoruz. İlk trabzanın arka telinde üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna doğru yaklaştım. Son köşeyi yapıyorum. Son trabzan olarak da bu zinciri sayıyoruz. Trabzan tepesindeki 4. zincirin içinden beri ipimizi alıyoruz. İlmeğin içinden geçirerek sıramızı birleştiriyoruz. Şimdiki sırada trabzan yapmaya başlıyoruz. Bu kare olarak sayıyoruz bu sırayı. Bu trabzanlı sıra olarak sayıyoruz. Bunu kareli sıra olarak sayıyoruz. Şu anda trabzanlı sıra yapacağız. Bunda 4 zincir çekerek başlıyoruz. Diğer modelde 3 zincir çekerek başlıyorduk. 1 trabzan boyu 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Tığımızı 2 sefer doluyoruz. Sıradaki zincirin arka telinde 1 trabzan yapıyoruz.
sığımızı iki sefer doluyoruz. Sıradaki zincirin arka telinde bir trabzan yapıyoruz. Trabzanların arka tellerinde birer trabzan. Şimdi köşeyi de aynı aşağıdaki gibi yapıyoruz. Arada 5 zincir. Tığımızı 2 sefer doluyoruz. Aynı zincir içerisinde tekrar bir trabzan. Sıradaki zincirin arka telinde bir trabzan. Sıradaki zincirin arka telinde bir trabzan. Ve trabzanın tepesinde arka telinde bir trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Ondan sonra kareli sırayı yapıyoruz. Bundan sonrasını tekrar etmemin gerek yok. Diğer sıradaki gibi bir sıra trabzanlı, bir sıra kare olarak, bir sıra trabzanlı olarak tamamlıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Şu anda biz bu sırayı yapıyoruz. Ondan sonra kareli, trabzanlı, kareli diyerek istediğimiz genişliğe kadar yapıyoruz. Diğer ikili trabzanda yaptığımız gibi bu iki sırayı tekrar ederek yastığın boyunca yapıyoruz. Bu şekilde yastığın boyunca da bunu da tamamlayalım. Sonra bunu kenarlarını da birleştirelim. İlk önce şu kadar uzunlukta iki parça ip kesiyorum. İpin bir ucunu bu şekilde elimde tutuyorum. 15 defa sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. İpimi kesiyorum. Tek ipimi alıyorum. Sardığım ipin içinden geçiriyorum. İki sefer düğüm atıyorum. Sıkı düğüm atıyorum. 2. İki sefer sıkı düğüm atıyorum. Sonra diğer ipi alıyorum. Bir ucunu püskülümün boyunca böyle tutuyorum. Yaklaşık 2 santim kala parmağım böyle sıkıca bastırıyorum. İpin diğer kalan kısmını püskülün etrafından sarmaya başlıyorum. Üst üste gelmeyecek şekilde, böyle yan yana gelecek şekilde sarıyorum. Bu şekilde 4 defa, dilerseniz 5 defa sarıyorum. Sonra ipin diğer ucuyla İki sefer düğüm atıyorum. 300. İğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla bu düğüm attığımız, bu sardığımız yerin arkasından beri ipimizi geçireceğiz. Sardığım düğümün arkasından beri tığımı geçiriyorum. İlk önce tek ipimi çekeyim. Bunu çektim. Sonra diğerini deniyorum. Diğerini de çektim. Sonra ikisini birlikte çekiyorum. Düğümü o tarafa çekmeye çalışıyorum.
ve bu şekilde oluyor. Sonra püskülümüzün boyunu da ayarlıyoruz. Püskülüm hazır. Ben videoda elimde 15 defa sararak tarifini gösterdim. Eğer püsküllerinizin daha çok büyük olmasını istiyorsanız elinize daha fazla sararak bu şekilde büyük olmasını sağlayabilirsiniz. Püskül takarken bu şekilde 19 mm tahta boncuk kullanıyorum. Eğer isterseniz boncuk da takmayabilirsiniz. Bu şekilde sade olarak da kullanabilirsiniz. Tığ yardımıyla ipimi boncuğun içinden geçiriyorum. Tam köşeden ipimin tekini alıyorum. Diğer iple iki sefer düğüm atıyorum. İpimiz temiz olması için boncuğun içinden beri tekrar iki ipimizi birden boncuğun içinden beri geçiriyoruz. Sonra bu bağladığımız ipin arkasından biri püskülümüzün içinden biri püskülümüzün içine doğru çekiyoruz. Bu şekilde püskül takımını da bitiriyoruz. Şimdi arkada bağlamak için isterseniz sade iple de bağlayabilirsiniz. Bu şekilde normal zincir çekiyoruz 50 defa. 50 zincir çekip bağlama iplerimizi de hazırlıyoruz. Ben 3 tane toplamda hazırlıyorum. 3 tane yeterli. Bu şekilde 50 tane zincir çekip uçlarını da böyle zincirin içinde sakladım. Bu şekilde toplamda 3 tane ip hazırlıyoruz arkada bağlamak için. Yastığı içine geçirip size bitmiş halini gösteriyorum. Yastık kılıfını yastığıma geçirdim. 3 yerden bağladım. Bir tanesini tam ortadan, diğer iki tanesini de aradaki boşluklardan bağladım. İsterseniz sadece ortadan bir tane de bağlayabilirsiniz ama ara mesafe çok uzun olduğu için aralardan da birer tane bağladım. Bu şekilde daha iyi durdu. Şimdi bitmiş halini gösterebilirim. Yastık kılıflarını bitirdim. Yastığımı taktım. Yastıkların yapılışı bu kadar. Yastığın üzerinde çok güzel durdu ve runnerlarla çok güzel takım oldu. Sizler nasıl buldunuz modelleri? Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kolay gelsin diyorum.